pratik olarak da 3. ittifakın oluşumunun aslında Erdoğan'ı yenilgiye götüren süreci hızlandıracağını paylaşmaya çalıştık. Yani neden biz bir 3. ittifak ihtiyacı görüyoruz? Bunu aktardık kendilerine. Altılı masaya dahil olmak gibi bir talebimiz olmadığını söyledik. Zaten oranın yapısı hani orası şöyle. En solunda CHP'nin durduğu ve CHP'den sağa doğru yollan bir şey. Ama Türkiye'de bunun dışında milyonlarca insan var. Sevgili arkadaşlar bakın bugün Türkiye'nin en büyük derdi, en büyük derdi hepimizin derdi. AKP döneminde doğmuş, büyümüş, AKP'den başka bir iktidar bilmeyen 10 milyona yakın seçmen var. AKP'den başka bir iktidar görmemiş. Yani AKP iktidara geldi 3 yaşında, 5 yaşında olanları falan da kattığınızda 10 milyon insan var. Bunların çok büyük bir çoğunluğu asla AKP'ye oy vermeyecekler. AKP'ye baktıklarında hemen sırtlarını dönüyorlar. Ama altılı masaya baktıklarında da dahil olabilecekleri. Kendine anketler anketler şey pek doğrulamıyor. Hangi mesela baktığım her anket Şimdi öyle bir tablo çizdiniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sona geldiği şekline yani mealen sizin söylediklerinizden ama yüzde... Yorum yapmayayım mesela... ben net cümlemi söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Ekonomik Eğer hala hata, hata yapmazsa AKP'nin yakın... kazanma şansı yok. Bakın muhalefet hata yapmazsa AKP'nin kazanma şansı çok, yok. Bu çok önemli bir şey. Bakın bazı dönemlerde siz elinizden gelen her şeyi yaparsınız ama yine de başaramayabilirsiniz. Bugün inisiyatif muhalefetin elinde. Muhalefet bugün Türkiye'de çoğunluk. Bakın biz hala bence temelde burada bir yanlış değerlendirme var kamuoyunda. Eskiden şöyleydi. AKP'nin domine ettiği toplumsal kesimler daha kalabalıktı ve muhalefet o taraftan oy almaya odaklanıyordu. Böyle bir strateji geliştiriyordu. Bu dönem bitti. AKP artık azınlık. AKP artı MHP de artık azınlık. Ama muhalif kanatta bir dağınıklık var ve toparlanamıyor muhalefet. Yani diyorsunuz ki blok olarak daha büyük bir seçmen havuzuna aslında hitap ediyorlar ama o blok yan yana duramazsa o zaman evet. AK Parti %30 35 oy bandında bile yine seçimi seçme alabilir. Arttırabilir, heyecan yaratabilir. Şimdi şu anda orta anda... bir şey söyleyeyim ya. yani orası önemliydi. Bakın. Kritik şey şu. Bugün Türkiye'de gençler AKP'den kurtulma arzusu içerisinde ama bunun olmayacağına dair bir duyguya kapıldıkları anda yüzlerini Avrupa'ya dönüyorlar. Tamam. Ben geçen hafta Hollanda'daydım. Arkadaşlar yüzlerce Genç yüzlerce geçmiş. mühendis ya. Hepsi evet. mühendis. Hekimler var. Toplantı ben mühendislerle toplantı yaptım. Ya inanılmaz bir enerji var. Ülkeye dönmek istiyorlar. Evet. Ama döndüklerinde burada yaşayamayacaklarını düşünüyorlar. Şimdi mesele şu. Bizim 3. ittifakın esas misyonu Kemal Bey'le bunu tartıştık. Bunu paylaşmaya çalıştım. Bunu aktarmayı denedim. Bakın Türkiye'de en dinamik Toplumsal kesim kadınlar diyoruz siyasette yok. İşçiler siyasette yok. Gençler, Gençler. siyasette yok. Şimdi Kürtler HDP eliyle etkin biçimde siyasette O da yok sayılmak isteniyor. Muhatap alınmıyor. Anlatabiliyor muyum? E, Aleviler bakın şimdi bu mecliste bir haftadır bunu tartışıyoruz. Yani devlete nasıl bağlayacağız diye bakıyor. İktidar kendime nasıl bağlı hale getireceğim diyor. Siyasette temsil et yok. Bu kadar geniş bir alanı temsil edemeyen bir muhalefet e, yenilmeye mahkum. Ama burası temsil edilebilir hale gelirse... AKP'nin kazanma şansı yok. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Öyleyse, tam tam deniz deniz, deniz tamamlasın bir tamamlasın. Şey tamam pardon. Şimdi estağfurullah. Şimdi, Erdoğan e... Aktaş böyle baktın ama cevabını alamadın mı? Yok yok. Ha, tamam. Açıyoruz <laughs> ama meseleyi. Tamam. Zaten sohbet evet. halinde gidiyor araya evet, girip tamam. soruyoruz. E, e, tamam, soruyoruz. Sayın. Şimdi, sayın Genel Başkan e, özetle şunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şu anda Cumhur İttifakı 50 artı biri bulamıyor diyorsunuz. Mümkün. Yani aslında e, e, esas olarak özetlediğiniz konu bu. Diğer taraftan o kalabalığın e, tek bir isimde, tek bir ideal çerçevesinde toplanıp Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını e, dize getirebileceğini söylüyorsunuz. Şimdi burada son dönemde özellikle altılı masayla HDP arasında ilişki demeyeyim ama diyalog e, sürecinde bir takım problemlerin yaşandığı aşikar. Şimdi e, bu ilişki ve bu diyalog düzeyi sizde umutsuzluğa yol açıyor mu? Yok. Bakın ben e, yerel seçim deneyiminin önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Mesela... Geçen gün bir parti yöneticimiz vefat etti. 15 gün önce falan. Ekrem Bey sağ olsun başsağlığı için aradı. Başımız o ana olsun. kadar. O ana kadar. Yani 2022'nin Ağustos'una kadar. 2019 Mart'ında oldu seçimler değil mi? İstanbul evet. yerel seçimleri. Evet. Bakın 2019 Mart hatta adaylığı Ocak'ta belirlendi. 2019, 2020, 2021 3,5 yıl boyunca ben ne Kemal Bey'le ne Ekrem Bey'le telefon görüşmesi bile yapmadım. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimiz Ekrem Bey'e oy verilmesi gerektiğini söyledi. İkinci seçimlerde de sokaklara çıkıp çalışmasını yaptık. Ekrem Bey'e oy verilmelidir diye. Şimdi bu bir, bir şey gösteriyor değil mi? Biz kendimizi, ittifakımızı, partimizi, grubumuzu falan değil memleketi düşünüyoruz. Ve bu sorumlulukla hareket edeceğiz. Bu niye? Halkla birlikte davranırsanız halkta bu eğilim gelişiyor zaten. Ama mesele şurada benim hani eleştirdiğim şey altılı masa bizimle görüşsün ötekiyle görüşsün falan derdim kurumsal temsiliyet meselesi değil. Ya yurttaş kendisini seyirci hissediyor. Tipin Türkiye'ye dair Türkiye siyasetine dair söyleyeceği bir cümle varsa ben şunu söylerim. Bütün siyasi partiler yurttaşı seçmene indirgiyorlar. Yurttaş seçmenden ibaret bir şey değil. Yani sadece 4 yılda bir, 5 yılda bir gidip oyunu alacağınız, işte bir takım seçeneklerden bir tanesini ikna edeceğiniz bir aktör olarak bakarsanız yurttaşa yanlış yaparsınız. Yurttaşı özne yapmak lazım. Yurttaşı türbünden sahaya indirmek lazım. Görüşünü dahil edebileceği, konuşabileceği, tartışabileceği zeminleri koymaz. Bu da nasıl olur? İşte demokratik kitle örgütleri diyorum, sendikalar diyorum, gençlik örgütleri, kadın örgütleri diyorum. Niye bunlara şey yapıyorum, işaret ediyorum? Ya halkın örgütlü kesimlerini en azından bu sürece dahil edelim ki yeni bir siyaset anlayışına hakim kılalım. Ben de Ve kazanmanın tam... yolu bence bu. Öteki türlü hani lider, kurtarıcı. Ben bıktım bundan. Siz bıkmadınız mı ya? 20 yıldır Kurtarıcı bekliyoruz. Ya yani kim bizi kurtaracak? Bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız yok ki. Ben 20 yıldır şunu gördüm. Ne zaman halk örgütlenip sesini yükseltirse o zaman istediğini alıyor. Yine buna ihtiyacımız var. Bunun yolunu yapmamız evet. lazım. Bir program çiziyorsunuz aslına bakarsanız. Şimdi bugün bütün kesimlere baktığımız zaman ister Cumhur İttifakı'na oy vermiş olsun ister Millet İttifakı'na ya da işte sizin içinde bulunduğunuz ittifakın siyasi partilerine oy vermiş olsun. Herkesin temel ve ortak meselesi bugün bir numara ekonomi hayat pahalılığı, geçim sıkıntıları, ikincisi ise herhalde büyük ihtimalle işte sığınmacılar, güvenlik veya eğitim konusu ya da sağlık meseleleri gibi konulardır. Yurttaşın katılımı meselesinde siz ee, bu sorunların çözülmesine yönelik bir program hayal kuruyorsunuz ama şöyle sizin idealinizle e, siyasetin gerçekleri zaman zaman da örtüşmüyor. Şunu söylüyorum. Yoksul sınıflar, e, işçi sınıfları, üreten emekçi sınıflar bir bakıyorsunuz çok sadece bir lidere ya da çok sadece bir siyasi partiye kendi sorunlarının çözümü için oy vermiş. Buradan şuraya varmak istiyorum. Bir yöntem anlattınız ya. Yurttaşın siyasete katılması ve aday belirleme sürecinde 6 kişinin dudağının, dudağına mahkum bir aday belirleme süreci olmasın. Diyelim ki Türkiye genelinde atıyorum 100 bin denekli bir anket yapıldı ya da büyük kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ve anketten şöyle bir şey çıktı. Mansur Yavaş aday olursa oy veririz. Ne yapacaksınız mesela? Ya şimdi bu ideal zol, ve gerçek zol, zol, zol. kırmızı soru. <laughs> şimdi olabiliyor çünkü ya böyle. Konu bir şey. bile çok tartışılıyor. Sayın Akşener hocam. ve Sayın Yavaş'a. Bir de, Yavaş de çok uzak oy... bir ihtimal değil yani. Şu, yani Sayın hani Akşener ve Sayın Yavaş'a işte HDP'de zaman zaman çıkan bazı isimler oy vermeyiz diyorlar mesela. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın. Çünkü isimleri aslında ortaya atan biraz da o altılı masa ve e, masayı oluşturan partiler değil mi? Yani isimleri tartıştıran. Yok, ben, ben isimleri tartıştıran Cumhur İttifakı. Hiç, ama, onlar o oyuna geldiler bu, bence. Ha, bu bir strateji o da, ise, o da, Ama bu o strateji, strateji ama siz, ise, sokakta ben çok geziyorum, çok dolaşıyorum diyorsunuz. Bu isimler size denk gelmiyor. Şimdi mi? geliyor tabii ama o sarayda üretildi o strateji.